Merhaba sevgili arkadaşlar ben İsmet Eroğlu. Bu videomuzda WordPress ile sıfırdan bir web sitesi nasıl kurulur bunu öğreneceğiz. Öncelikle WordPress ile sadece blog ve haber siteleri değil, ilan, tanıtım veya ekranda görmüş olduğunuz e-ticaret siteleri gibi aklınıza gelen her tarz siteyi kolayca hazırlayabilirsiniz. Görüntülemiş olduğunuz bu siteyi sıfırdan nasıl hazırlayabileceğimizi tüm adımlarıyla bu videomuzda öğreneceğiz. Yani bir e-ticaret sitesinin de sıfırdan nasıl hazırlanabildiğini öğreneceğiz. Dili şu anda İngilizce olarak görüntülüyorsunuz fakat ister Türkçe, ister Almanca, Arapça vesaire gibi istediğiniz dillere kolaylıkla siteyi çevirip kullanabiliyorsunuz. Ya da çoklu dil olarak da tabii ki kullanabiliyorsunuz. Aklınızın karışmaması ve sıkılmamanız için videoda sadece gerekli bilgileri paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Öncelikle bir web sitesi kurmak için gereken ürünler vardır. 1 Alan adı sitemizin adresidir. Bu siteyi örneğin ismetbutik.com alan adıyla birlikte kuracağız. 2- Tema sitemizin görünen kısmına yani tasarımına verilen isimdir. 3- Hosting sitemize yükleyeceğimiz içeriklerin barındırıldığı yere verilen isimdir. 4- SSL güvenlik sertifikası adından da anlaşıldığı gibi güvenlik sertifikasıdır. Bu 4 ürün olmadan site kurulumuna geçemezsiniz. Bu ürünlere sahip değilseniz hepsini tek pakette webruz.com üzerinden hazır kurulu bir şekilde tedarik edebiliyorsunuz. Ne tarz bir site kurmak istiyorsanız webruz.com'da projenize uygun tasarımları içeren paketleri inceleyebilirsiniz. Örneğin bu videomuzda kullanacağımız temayı içeren paketin ismi Woodmart Dekor'dur. Bu videodaki bilgileri takip etmek yerine tüm bu gereken ürünleri hazır bir şekilde satın almak isterseniz buradaki kutucuğa sitenizin adresini yazıp satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için de sitedeki canlı desteği kullanabilir ve sorularınıza cevap alabilirsiniz. Son olarak videonun açıklama kısmına da bu videodan gelecekler için indirim kodu bıraktım. Bu kodu kullanarak indirimli bir şekilde webruz.com'dan satın alımlar sağlayabilirsiniz. Şimdi geçelim herhangi bir nedenden ötürü bu ürünleri ayrı ayrı tedarik edecek olan arkadaşların maliyeti ortalama ne kadar olacak ve hangi adımları izlemeli bunlardan bahsedelim. Alan adı ortalama 11 dolardır. En popüler uzantı .com uzantısıdır. Bu uzantıyı baz alarak fiyatı yazdım. Tema ortalama 59 dolardır. Bu videoda kullanacağımız Woodmart temasının fiyatını baz aldım. Zaten ortalama fiyatlar bu şekildedir. Hosting ortalama 15 dolardır. Çökme ya da yavaşlık sorunu yaşamayacağınız ortalama bir hostingin fiyatını baz aldım. Sonuç olarak 11 artı 59 artı 15 toplam 85 dolar yapmaktadır. Günümüzün dolar kuru ile 1500 TL yapmaktadır. WordPress ile kaliteli bir site kurmayı hedefliyorsanız ve ürünleri webruz.com'dan değil, ayrı ayrı tedarik etmeyi planlıyorsanız ortalama ihtiyacınız olan tutar bu civardadır. Şimdi gelelim konumuza. WordPress ile herhangi bir siteyi nasıl hazırlıyoruz? Öncelikle alan adınızı istediğiniz herhangi bir firmadan tedarik edebilirsiniz. En popüler alan adı sağlayıcı firma goDaddy.com olduğu için GoDaddy.com üzerinden anlatım yapalım. Hosting'i de aynı şekilde istediğiniz herhangi bir firmadan alabilirsiniz. CPanel içeren bir paket satın almanız tavsiye edilir. CPanel hosting kontrol panelidir. Alan adımızı hosting'e yönlendirmek ve SSL sertifikasını da ücretsiz bir şekilde kurmak için ilk başta Cloudflare kurmamız gerekmektedir. Cloudflare'a giriş yapıyoruz. Kaydolun butonuna tıklayıp mail adresimizi yazıp bir de şifre belirliyoruz. Hesabımızı oluşturduktan sonra Get Started butonuna tıklıyoruz. Alan adımızı uzantısıyla birlikte yazıp Add Site butonuna tıklıyoruz. Alan adı DNS'lerimiz taranıyor. Görüntülediğiniz gibi birkaç kayıt çıktı. Bunların hepsini silip tertemiz bir şekilde sıfırdan kuralım. Hepsini sildikten sonra Add Record butonuna tıklıyoruz. Name kısmına Add yazıyoruz. IP kısmına ise C panelimizde yer alan IP'yi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Yani burada görüntülemiş olduğunuz IP'yi kopyaladım. Hosting tarafından sadece bu IP'yi almamız yeterli olacaktır. Kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıp kaydet butonuna tıklıyoruz. Add record butonuna tıklayıp type kısmından bu sefer cname seçiyoruz. Name kısmına www yazıp bu kısma ise add yazıp kaydediyoruz. Bu iki kayıt yeterlidir. Devam butonuna tıklıyoruz. Ve Cloudflare bizden mevcut ad sunucularımızı silip yerlerine kendi verdiği ad sunucularını eklememizi istemektedir. Bunları kopyalıyoruz. Sonrasında alan adınızı satın aldığınız firmanın yönetim paneline giriyorsunuz. Go ise Go dedi ya da herhangi bir firma ise yine Ürünlerim sekmesine tıklayıp alan adlarınızı görüntülemeniz gerekmekte. Sonra buradan DNS'i yönet sekmesine tıklayabilir ya da buradan da DNS butonuna tıklayabilirsiniz. Fark etmez. Mevcut alt sunucularını burada görüntülüyorsunuz. Değiştir butonuna tıklayıp bana ait alt sunucularını girin kısmına gelip Cloudflare'ın vermiş olduğu alt sunucularını buraya sırasıyla yapıştırıyoruz. Diğerini kopyalıyoruz ve ikinciye yapıştırıp kaydediyoruz. Devam et butonuna tıklıyoruz. Ve başarılı uyarısını görüntüledik. Talebimiz 48 saat içerisinde olacak. Zaten burada da alt sunucularımızın değiştiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Artık alan adını satın aldığımız firmayla da bir işimiz kalmadı. Alan adımız hostingimize yönlenmiş olacaktır. Cloudflare'a geri dönüp son işlemlerimizi de yapalım. Done, Check Name Servers butonuna tıklıyoruz. Buradaki rutin işlemleri de yapalım hemen hızlıca. Get Started butonuna tıklayıp Save diyoruz. Always Use HTTPS'yi açıyoruz. Kaydediyoruz. Buralarda bir değişiklik yapmanıza gerek yok kaydediyoruz ve bitir diyoruz. Alan adınızın yönlenmesi biraz zaman alabiliyor. Burada biraz beklemeniz gerekebilir. Birkaç dakika bekledikten sonra sayfayı yenilediğinizde görüntülediğiniz gibi Great news, Cloudflare is now protecting your site yani Cloudflare kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Artık Cloudflare sekmesini ve alan adı firmamızın sekmesini kapatabiliriz. Geçelim WordPress kurulumunu nasıl yapabileceğimize. C panele giriş yaptıktan sonra File Manager, Public HTML'e çift tıklıyoruz. Upload butonuna tıklayıp WordPress dosyamızı buraya bırakmamız gerekmektedir. WordPress'i indir yazabilirsiniz Google'a. Sonrasında WordPress'in kendi sitesine girip en alt kısımdan WordPress'in en güncel sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sonrasında bu sekmeyi kapatıp indirmiş olduğumuz bu dosyayı buraya bırakıyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra geri geliyoruz. Sağ tıklayıp ekstrek yani ayıkla diyoruz. Görüntülediğiniz gibi bir klasör oluştu. Bu klasöre çift tıklayıp tümünü seçip sağ tıklayıp move ve buradaki WordPress'i silip sadece public html yazacak şekilde bırakıyoruz. Move files diyoruz. Bir adım geriye gelip artık gereksiz olan bu WordPress klosörü ve WordPress tip dosyasını silebiliriz. Sil butonuna tıklıyoruz. Dosyaları da yüklediğimize göre artık burayla bir işimiz kalmadı. Bu sekmeyi de kapatabiliriz. Şimdi veri tabanı kurulumuna geçebiliriz. Database Wizard'a tıklıyoruz. Buradaki kutucuğa herhangi bir kelimeyi yazıp geçebilirsiniz. Çok da önemli değil. Örneğin WordPress yazıyorum. Veri tabanı ismin bu şekilde olacaktır. İleri butonuna tıklıyorum. Oluşturduğunuz veri tabanını yönetmesi için bir de kullanıcı atamanız gerekmekte. Yine herhangi bir kelime yazabilirsiniz. WordPress yazıyorum örneğin. Bu kullanıcı için bir de parola belirliyoruz. ve oluştur butonuna tıklıyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz kullanıcı ve veri tabanını birbirine tanımlamamız ve tüm izinleri vermemiz gerekmekte. Burada bulunan tüm izinleri ver butonuna tıklayıp kaydediyoruz. Bir veri tabanı oluşturmayı ve bu veri tabanına bir kullanıcı atamayı öğrendik. Tarayıcıda yeni bir sekme açıp sitemizin adresini uzantısı ile birlikte bu şekilde arattığımızda Görüntülediğiniz gibi WordPress kurulum ekranı karşımıza çıkacaktır. Buradan başlayalım butonuna tıklıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz veri tabanı ismi ve kullanıcı adını sırasıyla yapıştırıyoruz. Zaten aynısını oluşturduk ve oluşturmuş olduğumuz parolayı yazıp buradan bir değişiklik yapmadan gönder butonuna tıklıyoruz. Son olarak buradaki bilgileri de doldurmamız yeterlidir. Site başlığı, Yönetim paneline giriş yaparken kullanacağımız kullanıcı adı, parolası ve e-posta adresimizde yazıp WordPress'i kurduyoruz. Tüm kurulum adımlarını tamamladık. Şimdi giriş yap butonuna tıklayıp yönetim panelimize az önce oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adımızı ve parolasını yazarak giriş yapabiliriz. Yönetim panelimiz bu şekildedir. Şimdi buradan çıkış yapıp sitemizin nasıl göründüğünü de bir görüntüleyelim. Sitemizin adresini tarayıcıda bu şekilde açtığımızda bu temayla birlikte gelmektedir. Bundan sonra yönetim paneline giriş yapabilmek için sitemizin sonuna tarayıcıda slash admin yazıp kullanıcı adımız ve parolamızla giriş yapabileceğiz. sitenize istediğiniz özellikleri eklentiler ile kazandırabiliyorsunuz. Eklentilerin kurulumu için eklentiler, yeni ekleye tıklıyoruz. Ben size zorunlu eklentilerden bahsedeyim. Birinci eklentimiz SMTP eklentisidir. Bu eklentiyi kurmanızı kesinlikle tavsiye ederim. SMTP olmadan sitenizden mail alım gönderimi yapamazsınız. İletişim formlarınız çalışmaz. E-ticaret özelliklerinizden hiçbiri çalışmaz özetle kesinlikle kullanmanız gereken bir eklentidir. Bu eklentinin detaylı kullanımını daha önce anlatmıştım. Şu anda bu videonun sağ üstüne çıkan linke tıklayarak o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. İkinci eklentimiz ön bellek eklentisidir. Arama kısmına Face Sketch yazıp bu eklentiyi kurup kullanabilirsiniz. Sitenizin daha hızlı ve stabil çalışmasını sağlayan bir eklentidir. Bu eklentinin kullanımı da daha önce YouTube kanalımda anlatmıştım. Onu da şu anda bu videonun sağ üstüne çıkan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Üçüncü eklentimiz SEO eklentisidir. Yoast SEO eklentisini de kurup kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu eklenti sayesinde siteniz istediğiniz kelimelerde Google arama sonuçlarında ilk sayfalarda çıkabilecektir. Bu eklenti olmadan Google arama sonuçlarına çıkmanız hiç kolay değildir. Bu eklentinin kurulum ve kullanım videosuna da şu anda sağ üstte çıkan linkten erişebilirsiniz. Dördüncü ve son eklentimiz SSL eklentisidir. Really Simple SSL eklentisini de kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu eklenti sayesinde siteniz her zaman her tarayıcıda güvenli bağlantı sağlayacaktır. Ayarları çok kolaydır. SSL'i etkinleştir deyip Buradaki çarpı butonlarına tıklıyoruz. Son olarak 301 yönlendirmesini açıp kaydetmemiz yeterlidir. Geldik temamızı nasıl kurabileceğimize. Görünüm, temalar, tema yükle'ye tıklıyoruz. Dosyamızı buraya yükleyeceğiz. Aradığınız her tarz temayı themeforest.net üzerinden bulabilirsiniz. Bu siteyi incelemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Dünyanın en popüler WordPress tema sağlayıcı sitesi burasıdır. Örnek olarak biz bugün WoodMart temasını kullanacağız. Detayları ve demosunu da buradan görebilirsiniz. Bu temanın ücreti daha önce de belirttiğim gibi 59 dolardır satın alım işleminden sonra tema dosyasını indirebilecek ve bu dosyaları bu şekilde görüntüleyebileceksiniz. Woodmart tem klasörünü açıp bu zip dosyasını tutup sürükleyip buraya bırakıyoruz. Şimdi kur butonuna tıklıyoruz. Tema başarılı bir şekilde yüklendikten sonra etkinleştiriyoruz. Bu görüntülemiş olduğunuz adımları sırasıyla takip edeceğiz. Başla butonuna tıklıyoruz. Temanın çalışabilmesi için Temforest size bir de lisans kodu veriyor. Bu lisans kodu olmadan bu temayı kullanamıyorsunuz. Size verilen lisans kodunu buraya girdikten sonra tema aktifleşiyor. Sonraki adıma geç diyoruz. Child tem kurmak isterseniz kurabilirsiniz ya da bu adımı geçebilirsiniz. Elementor mu ve WP Baker mi kullanmak istiyorsanız bunu da seçebiliyorsunuz. Elementor seçili kalsın. Bu şekilde devam edelim. Temanın çalışabilmesi için olması gereken eklentiler ekranda mevcut. Bu eklentileri kur ve aktifleştir diyoruz. Eklentiler kurulduktan sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu temanın içerisinde birçok farklı tasarım mevcut. Hangi tasarımı kullanmak istiyorsanız o tasarımı seçip Import butonuna tıklamanız yeterlidir. Görüntülediğiniz gibi tasarım da başarılı bir şekilde yüklendi. Bir sonraki adıma geç diyoruz. Tebrikler, tema kurulumunu başarılı bir şekilde tamamladık. Ana sayfayı görüntüle butonuna tıklayıp sitemizin nasıl göründüğüne bir bakalım. Demo'da nasıl ise birebir aynı şekilde çıktı. Herhangi bir sorun ya da hata almadan başarılı bir şekilde kurduk ve tüm fonksiyonları çalışıyor. WordPress yönetim panelimiz ekranda görüntülediğiniz gibi Türkçe'dir ve kullanımı çok kolaydır. Fakat bu Woodmart teması dahil neredeyse her temanın ayarları İngilizce olacaktır. Kullanımı zor değildir. Ama öğrenmek biraz zaman harcamanızı gerektirebilir. Güzel haber ise her temanın kullanım kılavuzu vardır. Bu kullanım kılavuzuna erişmek için tek yapmanız gereken şey Google'a gelip temanızın adını docs ile yazıp aratmaktır. Örnek olarak Woodmart tem docs yazıp aratmanız yeterlidir. İlk çıkan sonuca tıklayabilirsiniz. Kuracağınız tema ile alakalı kullanım detaylarının hepsi burada mevcut olacaktır. Kullanım kılavuzlarının da hepsi İngilizcedir ama İngilizce bilmiyorsanız da mouse ile sağ tıklayıp Türkçe diline bu şekilde çevirebilirsiniz. Sitenizde hangi bölgeyi özelleştirmek veya düzenlemek istiyorsanız buradan o başlığı bulup nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Son olarak da kendinizi WordPress konusunda geliştirmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Udemy'de yayınlamış olduğum A'dan Z'ye WordPress adlı kursum mevcut. Bu kursa katılım sağlayarak siz de WordPress konusunda uzman olabilirsiniz. Bu videomuz biraz uzun olduğu için sesim biraz kısıldı. Kusurum olduysa affola. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.